Tokalaşmak yani el sıkışmak mesajlarla dolu bir eylemdir. El sıkma şeklinden süresine ve şiddetine kadar her ayrıntı aslında çok şey söyler. Özellikle kişiliğe dair detayları ortaya çıkardığı için tokalaşma biçimlerinin anlamını bilmek önemlidir. Ne zamandan beri el sıkıştığımızı merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Aslında tarihi çok eskilere gidiyor. Ancak insanlar arasında son 200 yılda yaygınlaşıyor. Günümüzde hepimizin her gün yaptığı bir eylem haline geliyor. Dostluğa işaret eden bu eylemi neden yaptığımız hiç düşündünüz mü? Aslına bakarsanız somut ve pratik bir sorunun çözümü olarak el sıkışıyoruz. Bir alışkanlık diyebiliriz ya da otomatik bir tepki. Tabii sosyal nedenleri de göz ardı etmeyelim. Hepimiz el sıkışmanın sosyal bir merhabalaşma olduğunu biliyoruz, değil mi? Öyleyse başladığımız yere geri dönelim. Yani el sıkışırken verdiğimiz mesajlara. Karşı tarafa verilen mesajdan yola çıkarak 6 el sıkışma türü olduğunu söyleyebiliriz. Bedendeki bilgilerimizden yola çıkarak el sıkışırken karşı tarafın hakkımızda neler düşündüğünü bile anlayabiliriz. Nasıl mı? 1. Eşit el sıkışma her iki tarafın da avuçların içi birbiriyle iyice temas eder. Bu bir tür samimiyet göstergesidir. 2. El üstte el sıkışma. Elin üst tarafı yukarı, avuç içinin aşağıya doğru bakacak şekilde uzatıldığı biçimdir. Eli üstte olan kişi karşı tarafa şunu söyler: Ben senden üstünüm. Tokalaşırken karşıdaki kişinin elini düzeltip ellerinizi eşit hale getirmelisiniz. Aksi takdirde karşı tarafın üstünlüğünü kabul etmiş olursunuz. 3. El altta el sıkışma. Elin üst tarafı aşağıya avuç içinin yukarı doğru bakacak şekilde uzatılmasıdır. Beden diline göre bu şekilde el sıkışanların karşı taraftan bir beklentisi vardır. Ayrıca elini sıktığı kişinin üstünlüğünü kabul ettiğini işaretidir. 4. Bir el ensede el sıkışma. Karşı taraf elinizi tutar ve sizi kendisine doğru çeker. Sizin özel alanınıza izinsiz girer. Aynı zamanda bir elini ensenize veya omzunuza atar. Sıcak gibi görülse de bu tokalaşma şekli oldukça kabadır. Genellikle yaşça büyük olan kişiler kendilerinden küçük olanlarla böyle tokalaşırlar. 5. Sonradan görme tokalaşması. Karşıdakinin parmak uçlarını elinin ucuyla sanki pis bir şey tutar gibi hafifçe kavrayanları bilirsiniz değil mi? Bu tarz tokalaşma şeklini iş ilişkilerinizde ve özel hayatınızda kullanmamalısınız. 6 sandviç tokalaşma. Kişi bir eliyle tokalaşırken diğer eliyle de karşı tarafın elinin üstünü kapatır. Yani karşı tarafın elini iki eli arasına alarak tokalaşır. Samimiyet belirten bir tokalaşma şeklidir. Buna siyasetçi tokalaşması da denir. Kimileri tokalaşırken ellerinin soğuk, nemli, sıcak, terli ya da sert olmasından tedirgin olabilirler. Siz de bu tedirginlikleri yaşayanlardansanız bu gibi durumlar için size birkaç tavsiyemiz olacak. Diyelim ki sosyal bir etkinliktesiniz. İçeceğinizi sol elinizde tutun. Böylece sağ elinizin çok soğuk veya nemli olmasını engellersiniz. Çok fazla mı terliyorsunuz? Cebinizde temiz bir mendil bulundurun ve ellerinizi sık sık silin. Her an tanıdık biriyle karşılaşma ihtimalinizi aklınızda bulundurun. Ellerinizi yıkadıysanız çok iyi kurulayın. Ellerinizin aşırı sert olmasından yakınıyorsanız düzenli olarak nemlendirici kullanın. Unutmayın, el sıkışmak hakkınızda pek çok şeyi anlatır.